İntegral Menkulerden merhaba. Ben araştırma uzmanı Emre Çayırlı. Piyasalara baktığımız zaman veri akışı oldukça sakin haftanın başında. Bugün içerisinde de açıklanacak önemli bir makro veri bulunmuyor. Ama özellikle iç piyasada yaşanan gelişmeler TL tarafında şiddetli bir değer kaybı yarattı. Dün 2.70 bölgesine kadar hızlı bir yükseliş yaşandığını gördük. Özellikle patlama haberi sonrasında TL tarafında çok ciddi bir satış baskısı, borsalarda yeni bir geri çekilme olduğunu görmüştük. Bugün ise piyasa biraz daha olumlu başladı güne. Burada özellikle Amerika tarafında dün açıklanan bilanço rakamlarının Amerika borsaları üzerindeki olumlu etkilerinin devam ettiğini görüyoruz küresel çapta. Bu kapsamda BIST endeksinde de açılış yukarı yönde oldu. Bu da dolar TL tarafında TL'deki değer artışına bağlı olarak tekrar 2.67 seviyeden doğru bir geri çekilmenin başladığını görüyoruz. Aşağıda 2.65 seviyesi ilk olarak destek seviyesi olarak takip edebileceğimiz ana bölgeyi oluşturuyor. Bu seviyenin aşağısına geçilmesi TL tarafında bir müddet daha değer artışı yaşanmasına neden olabilir ve 2.63'lere doğru gerileme sürebilir. Ama 2.63 seviyesinin aşağısı şimdilik biraz daha zor gibi gözükmekte. Bugün içerisinde yapılacak olan koalisyonel görüşmeler TL tarafında biraz daha belirleyici unsur olarak öğleden sonra karşımıza çıkabilir. Eğer olumlu haberler akışı gündeme tekrar yer alırsa TL tarafındaki toparlanmanın bir müddet daha sürdüğünü görebiliriz. Ama haftanın ilerleyen günlerinde Amerika'dan gelecek haberler biraz daha ön planda olacak. Son dönemde özellikle Amerika Merkez Bankası'nın faiz artışının yaklaştığına yönelik yaptığı açıklamalar dolar endeksini 98 seviyesinin üzerine çıkarmayı başardı. Bu da dolar TL tarafında çok fazla geri çekilmenin yaşanmayabileceğini bize gösteriyor. Euro dolar cephesine baktığımızda ise o cephede biraz daha 1.08 seviyelerin artık baskı altına alındığını görüyoruz. 1.08 bölgesi oldukça önemli bir nokta. Eğer 1.08 aşağısına geçilirse teknik anlamda ikili tepe formasyonu da kırılmış olacak ve biraz daha yeni dip noktaları hedeflenebilir. Bu kapsamda 1.08 aşağısında ilk etapta 1.05 ana desteğini takip edeceğiz. Ama formasyon hedefi olarak 1.03'lere doğru hareketinde uzadığını görebiliriz. Burada biraz daha Yunanistan'a yönelik kaygılar yeni gündemde olması Euro'yu zayıflatan önemli unsur olarak gözüküyor. Bugün içerisinde parlamento tarafında yeni bir reform paketi görüşmesi olması bekleniyor. Yarın da bu paketin geçmesi veya kalması gündemde olacak Yunanistan'da. Eğer yeni reform paketi de geçerse Yunanistan'ın yeni bir kredi dilimine daha sahip olabileceğini görebiliriz. Bu da Euro tarafında kısmi bir değer artışı yaratabilir. 1.10 seviyesi de yukarıda direnç olarak takip edebileceğimiz ana bölgeyi oluşturuyor. Altın fiyatlarına baktığımız zaman altın fiyatları hafta açılışında özellikle 1.180 dolara kadar gerilemişti. 1.080 dolara kadar gerilemişti. Şu an için 1.110 dolar etrafında fiyatlamalar sürüyor. Yukarı alanda ilk direnç noktamız 1.118 seviyesi olacaktır. Burada altın fiyatını düşüren önemli unsur aslında dolar cephesindeki kuvvetlenme. Aynı zamanda Yunanistan konusundaki kaygıların biraz azalması, İran'la anlaşmanın yapılması ve Çin borsalarındaki yatay görünüm altındaki aşağı yönlü hareketleri başlatmış durumdaydı. Küresel çapta kaygıların azalması güven liman talebini azaltmış durumda. Bu da altından çıkışları göz önünde getiriyor. Altında 1.100 seviyesi aşağısında kalınması tekrar 1.070 dolara kadar geri çekilmeye neden olabilir. 1.070 dolar aşağısında ise önemli destek olarak 1.030'ları takip edeceğiz. Bundan sonraki aylarda özellikle 3. çeyreğin sonu 4. çeyreğin başlarına doğru artık altında biraz daha 1.000 doları fiyatları oturduğun bir yapı içerisinde olduğunu görebiliriz. Amerika Merkez Bankası da faiz artımına giderse bu süreç içerisinde altın fiyatlarında artık ana trendin aşağı yönde olduğunu net bir şekilde söylememiz mümkün olacak. Son olarak dolar yen tarafına baktığımızda dolar yende de biraz önce bahsetmiş olduğum risklerin ortadan kalkması yen tahvillerine talebi azaltmış durumda. Bu da dolar yen paritesinin tekrar 124'lü seviyelere doğru hız kazanmasına neden olmuştu. Yukarı alanda 125 seviyesi kritik bir bölge. 125 seviyesi üzerine çıkılırsa burada dolar yen de yeni zirvelere yavur bir hareket başlayabilir. Bundan dolayı Amerika'dan gelecek açıklamaların yakından takip edilmesi gerekiyor. Gelişmenin devamıyla Integral Forex'te görüşmek üzere. İyi günler. İntegral menkul değerler. Forex'te güvenin simgesi.